Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özer, dün açıklanan büyükşehir belediyelerinin sermaye gider tablosuna göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin faiz oranı ve faiz giderlerinin sıfır olarak gösterilmesine istinaden açıklama yaptı. Değerli Kayseriler, merhaba. Ben de Kayseriliyim ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin asla faiz ödemesini istemeyen biriyim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak daha önce yaptığımız meclis çalışmalarında da, bütçe kesin hesap görüşmelerinde de kamuoyuna bunu duyurduk. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ana gövde olarak geçen yıl 88 milyon lira faiz ödemiştir. Faizi ödeyip de ardından bunu ödemedik diye algı operasyonu yapmak çok doğru bir şey değil. Ki bu belediyenin resmi hesaplarında, sosyal medya hesaplarında yer aldı. Kesinlikle maalesef üzülerek söylüyorum ki 2020 yılında 88 milyon gibi bir rakam faiz giderlerine ayrılmıştır ve bu faiz ödenmiştir. Şimdi bu faizin ödendi belgesini gösteriyorum sizlere. Bütçe kesin hesabında yer alıyor. Bunu da kendi sosyal medyamdan ve birazdan öbür gruplardan paylaşacağız. Bu bütçe kesin hesabında yer alıyor ve Mali Hizmetler Müdürü'nün imzası kaşesi var. Bu 88 milyonun ödendiğine dair. Bunu reddetmek veya ödemedik demek yakışık almıyor. Kayseri'ye de yakışmıyor aynı zamanda. Bir de yatırımlar konusuna gelince, evet, biz yaklaşık 3 ay önceki meclisteki bütçe görüşmelerinde yatırım faaliyetlerinin azlığını, özellikle sosyal hizmetlere yatırımın bir an evvel daha büyük bütçelerle yapılması gerektiğini vurguladık. Şimdi yatırım derken bunun personel giderleri, faiz giderleri, sermaye giderleri, bunları çıkarmamız lazım. Yani arsaları, çeşitli gayrimenkulleri satıp da biz yatırım yapıyoruz derse bu yanlış olur. Bu yatırım hesaplarını ve bu tabloları kim hazırladı bilmiyorum ama tamamen şaibeli görünüyor. Önümüzdeki ay bütçe görüşmelerinde zaten ne yatırım yapacak, ne olacak, hep beraber bunu görme fırsatını elde edin. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bu ana gövdesinin 88 milyonluk faiz ödemesi dışında bir de şirket ve iştiraklerinin, ortaklıklarının da faiz ödemelerinin olduğunu düşünürsek bu 88 milyon değil belki 100-150 milyonu aşabilecek miktarda. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak biz daha önce mecliste 5-6 kez şirketlerin de ödeme durumlarını, cari hesaplarını ve gelir tablolarını istememize rağmen tarafımıza ve meclise, Kayseri halkına bu bilgiler sunulmadı. Biz yine ısrarla bu bilgilerin de takipçisi olacağız. Şirketlerin de ne kadar borçlu olduğunu, ne kadar faiz ödediklerini öğrenip kamuoyuna ve Kayseri halkına duyurmayı planlıyoruz. Teşekkür ediyorum.